İyi akşamlar. Son gelişmelerle karşınızdayız. Osmanlı, şu aziz Osmanlı, şerpanca... Öncelikle Suriye ile başlayalım. Suriye'de uluslararası koalisyonun Türkiye'ye karşı terör örgütü PYD'ye yoğun sevkiyatını görmektesiniz. Görüntüler 7 Haziran tarihinde servis edilmiş durumda. Uluslararası koalisyon güçlerine ait biretli zırhlı araçları ve kapalı kutular olan askeri konvoyun Haseke'de El-Şedadi bölgesine yoğun sevkiyat olarak geldiği ifade edilmiş. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kamerası şu haberi paylaşıyor. Irak'ın ayrılıkçı bölgesinden El-Velid sınır kapısından gelirken Haseke kırsalındaki askeri üslere doğru 35 tırdan oluşan askeri konvoydan bahsediliyor. Amerika bu bölgede Türkiye'ye karşı terör örgütlerine yoğun sevkiyat yaparken dolayısıyla sık sık bu tarz görüntüleri servis ediyoruz. Şu ana kadar sevkiyat yapılan konvoyların bir kere bile vurulmadığını not düşelim. On binlerce tır gelse bile şu ana kadar siyalar tarafından bu sevkiyat sırasında herhangi bir vuruş gerçekleşmemiş durumda. Yine bugün itibariyle Macaristan Savunma Bakanı Azerbaycan'ı ziyaret ediyor. Macaristan Savunma Bakanı Kafkasya turu kapsamında dün Gürcistan'daydı. Gürcistan Savunma Bakanı ile görüşmüştü. Bugün itibariyle ise Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov tarafından resmi törenle karşılanıyor. Azerbaycan'la Macaristan arasında askeri ilişkilerin genişletilmesi konusunun ele alındığı not düşünmüş. Yine bilindiği gibi dün Katar emiri Özbekistan'daydı, bugün Kırgızistan'daydı. Kendisi bugün Kırgızistan ziyaretinden sonra Kazakistan'a varmış durumda. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından bizzat Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin Astana Havalimanı'nda törenle karşılandığı belirtiliyor. Devlet başkanları ikili bir toplantı yapacak ve iki ülke arasında ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda çeşitli anlaşmalar imzalayacak ki zaten geçen aylarda daha yeni Katar emiri bilindiği gibi Kazakistan'ı ziyaret etmiş ve çeşitli anlaşmalar imzalamıştı. Biz buradan çok sayıda görüntüyü paylaşmıştık. Şu an gördüğünüz görüntünün bugün çekildiğini not düşelim. Sadece Kazakistan değil, tüm Türk ülkeleriyle bu bölgede Katar arasında ikili işbirliği ve çeşitli anlaşmaların imzalanması dikkat çekiyor. Bakalım Katar emiri bundan sonra Tacikistan'ı ziyaret edecek mi? Türk ülkeleri turunu artık tamamlamış gözüküyor. Dolayısıyla biz de bu ziyaretleri yakından takip ediyoruz. Diğer haberlerimiz şu şekilde. Luanda'ya gidiyoruz. Angola'yı ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin başkent Luanda'da Angola Cumhurbaşkanı João Manuel Gonçalves Lourenço tarafından askeri törenle karşılandı ve daha sonrasında iki ülke arasında çeşitli işbirliği anlaşmalarının imzalandığı ifade edilmiş. Bosna Hersek yanlış kararlar vermeye devam ediyor. Bu sefer Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic, ülkenin Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'le işbirliği yapmayı hedeflediğini söylüyor. Bilindiği gibi Frontex özellikle daha öncesinde ülkemize karşı tıpkı Irini gibi skandal kararları uygulamıştı. Yine Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spapovski de Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic ile bir araya geliyor. Ukrayna'nın Kherson bölgesinde Kaovka Barajı ve hidroelektrik santralinin dün sabah saatlerine vurulduğunu söylemiştik. Kherson şehrinde sel baskınının olduğu yerlerde siviller tahliye ediliyor. Kaovka Barajı'nın vurulmasının ardından sel çıkmış ve daha sonrasında Rus topçu saldırısının devam ettiği Kherson'un bazı semtlerinde de evlerin birinci katları ve depolar sular altında kalmıştı. Burada biz kimin vurduğunu net olarak söylemiyoruz. Rusya Ukrayna vurdu diyor, Ukrayna Rusya vurdu diyor.
Bu konuda Türkiye tarafından açıklama geldi. Daha doğrusu Zelenski her zaman olduğu gibi Türkiye'yi savaşın içine dahil etmeye çalışıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski konuşuyor. Ukrayna topraklarındaki işgal birliklerinin çekilmesi konusunda Türkiye'den yardım bekliyoruz. Türkiye'nin sesi önemlidir açıklaması yapıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğü ifade edilmiş. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınırken Erdoğan'ın görüşmede Kaovka Barajı'na yaşanan patlamaya ilişkin kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheye mal vermeyecek şekilde gerçekleşebilmesinin önemini ifade ediyor. Yani Erdoğan da burada Rusya'ya doğrudan siz vurdunuz demiyor, bir araştırma yapılması gerektiğini söylerken Türkiye hariç tüm ülkeler doğrudan Rusya'nın vurduğunu iddia etmiş durumda. Tüm ülkeler demeyelim, Rusya'ya yanlısı olmayan ülkeler. Yine Kanada'da bir süredir devam eden ve Başbakan Justin Trudeau tarafından korkunç olarak değerlendirilen orman yangınlarının koku ve dumanı an itibariyle kuvvetli rüzgarların etkisiyle başta New York olmak üzere Amerika'nın kuzey eyaletlerine kadar ulaşmış durumda. Dolayısıyla buradan da haber aktarılmış. Estonya'nın atarlı başbakanı Kaja Kallas'tan NATO'ya tepki geldi. NATO ülkelerine uyarı şu şekilde: savunma harcamalarının %2,5 seviyesine yükseltilmesini istiyoruz. NATO ittifakının bazı üyeleri savunma hedeflerini yeterince ciddiye almıyor. Onları bu konuda uyarıyoruz şeklinde Estonya'dan bazı ülkelere tehdit dolu açıklamalar gelmiş durumda. Yine her ne kadar İsveç NATO üyesi olmasa da şu açıklama yapıldı. NATO tarafından yapılan resmi açıklamada Baltık Denizi'nde en büyük tatbikat olan BALTOPS 23'ün başladığı duyuruldu. NATO ve daha doğrusu Finlandiya ve İsveç'in de dahil olduğu, ki Finlandiya zaten NATO'ya katılmış durumda, dolayısıyla NATO artı İsveç'in dahil olduğu 18 müttefik ve İsveç'e ait uçaklar, yine NATO'nun toplam 45 uçağı ve toplam 6000 personelin yanı sıra 50 savaş gemisiyle karada, denizde ve havada büyük bir tatbikat yapılıyor. Bu tatbikatın zaten yıllık olarak yapıldığını da not düşelim. Yine Ukrayna İstihbaratı SBU, Polonyalı kamikaze İHA'ları kullanarak Rus teçhizatına saldırı düzenliyor. Polonya yapımı kamikazelerin 2 tane Panzer S1 hava savunma sistemini, 1 adet R-330 Zittel mobil kamyona monte parazit iletişim istasyonu, kısacası elektronik harp istasyonu, 1 adet Poddet K1 alçak irtifa gözetleme radarını ve 2 tane Kasta 2A2 radarını imha ettiği, dolayısıyla Polonya yapımı kamikazelerin etkili olduğu, Rus silahlarına yoğun hasar verdiği yönünde de Ukrayna tarafından iddialar var. Bu arada Ukrayna medyasına göre Zelenski Erdoğan'la görüşmesinde Kaovka Barajı yıkıldıktan sonra acil ihtiyaçları olduğunu ifade ederken Erdoğan'a listeletmiş durumda. Zelenski ile Erdoğan yine tutuklanan Kırım Tatarları hakkında konuşurken Erdoğan her iki konuda da yardımcı olacağını ifade ediyor. Şu an itibariyle biz bu videoyu çektiğimizde hangi ihtiyaç listesinin Erdoğan'a verildiği de ifade edilmemiş. Yine TUSAŞ'ın Paris Air Show 2023'te kargo insansız hava araçları ve ağır sınıf çok maksatlı helikopterini tanıtacağı duyuruldu. TUSAŞ daha öncesinde, daha doğrusu TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil daha öncesinde şunu söylemişti: İnsansız helikopter yapıyoruz, atağımız vardı, büyüğü geldi, gökbeğimiz vardı, 10 tonluk büyüğü geliyor açıklaması yapılmıştı ve dolayısıyla beklenen gelişmenin Paris'te Air Show'da duyurulacağını da ifade edelim.